Ben burada vicdanımın sesine kanarak, makam ve mevki beklemeden, kimseden korkmadan, vicdanımın sesine dayanarak milletime karşı duyduğum sorumluluk duygusu gereği burada düşüncelerimi söylüyorum. Yani kime hakaret ediyorum kardeşim? Kime hakaret ediyorum? Burada suistimalleri söylemek hakaret midir? Ben diyorum ki Fethullah Gülen'in 700 tane öğrencisini getirip de Bülent Arınç efendim şiir okutup da bu şiirleri kim yazdı Fethullah Gülen demeye hakkı var mı bunun? Bunu var mı? Türkçe. Var mı bunun? Türkçe konuşuyor çocuk. Türkçe, efendim Türkçe konuşmaktan iftihar ederim. Getir Güneydoğu'da o kadar çocuk var. Okumayan insanlar var. Eğer hakikaten vatan seversin. Evvela sen kendi memleketindeki gençleri bilinçli okumayan insanları onları okut. Onları bu memleketin sadık vatandaşları yap. Onlara emek ver. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de bakın hepiniz de benden iyi biliyorsunuz. Amerika'ya giden özellikle AKP'nin milletvekilleri Fethullah Gülen'i gidip ziyaret ediyorlar. Şimdi bu Fethullah Gülen'in bir gün bu meclisi açalım. Kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? Türkiye'de bunun bu sermayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye'deki rejimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım. Niye bunu çekiniyorsunuz? Peki yarra bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben çekmem. Benim zaten düşüncelerim belli. Benim düşüncelerim belli olduğu için araştıralım. Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Bakın şimdi geçen gün bir ekonomik tedbirler kanunu, teşvik kanunu uyguladınız. Efendim şimdi bakıyorsun. Efendim, Sayın Milletvekili bakın, lütfen efendim, yerinize ben oturunuz. Konuşurum bunları ya. Burası kürsü masumiyeti vardır. Milletvekilleri istediği gibi konuşurlar. Şimdi, lütfen. Lütfen yerlerinize oturunuz. Ya şimdi Sayın Başkan. Efendim? Var benim. Sayın Genç ya, sözünüzü bağlayınız lütfen. Efendim bağlayacağım da Sayın Başkan. Efendim ben CD seyretmeye gerek yok. Ben burada belli bir 30 senedir bu parlamentodayım ya. Siz bir defa hiçbiriniz benim kadar deneyim sahibi değilsiniz ki. Ben diyorum ki Türkiye'den burada bir tehlike var. Bu tehlikeyi